Yanımızda Divriği Vakfı Başkanı Doktor Muharrem Köse ve Yönetim Kurulu ve Divriği Kültür Derneği Başkanı Sayın Nurullah Esat Ünsal ve Yönetim Kurulu var. Şeref verdiniz Sayın Başkanlar, Türkiye Barolar Birliği'ne. Türkiye Barolar Birliği'ne ve barolara yönelik parçalama, yok etme projesi hepimizi ilgilendiren, tüm Türkiye'yi hedef almış bir projedir. Neden? Çünkü 81 milyon vatandaşımızı sadece ve sadece hukuk paydasında kucaklaştırabiliriz. Adalet mülkün temelidir. Yani adalet ülkenin temelidir. 81 milyon vatandaşımızı mezhep, inanç, etnik köken, dil, cinsiyet, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkesi kanun önünde eşit yapan ve kanunların da eşit uygulanmasını sağlayan nedir? Hukukun üstünlüğü. Eğer hukukun üstünlüğü ortadan kalkarsa 81 milyon vatandaş etnik kökenine, siyasi düşüncesine, mezhebine, inancına, cinsiyetine göre, ana diline göre kamplara ayrılır. Bu kamplara ayrılma bizim birbirimize düşmemiz, milli birliğimizin, beraberliğimizin paramparça olması demektir. Millet olarak varlığımızın sorgulanması anlamına gelir. İşte bu sebeple hukukun üstünlüğünü her koşulda savunan Türkiye Barolar Birliği'nin hedef alınması aslında Türk milletinin birliğinin hedef alınmasıdır. Bu sebeple diyoruz ki ta 2009'da hazırlanmaya başlanan ve 2013'te F tipi suç örgütüne siyasi iktidar her türlü desteği verirken başbakanın önüne konan, 2014'te bu örgütle iktidar arasında bir büyük ayrılık ortaya çıktığında rafa kaldırılan proje bugün bilinçli olarak raftan indirilmiştir. Bu projeyi raftan indirip Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne koyanlar biliniz ki 81 milyon vatandaşımızı birbirinden ayırıp birbirine düşürmek isteyenlerdir. Tipik bir kripto FETÖ projesidir. Tipik bir kripto PKK projesidir. O sebeple el birliğiyle milletçe karşı çıkmamız zorunludur. Ben ayrımcılık dendiğinde ayrımcılığa karşı en yürekli mücadeleyi veren, en örgütlü, en etkili ve en milli mücadeleyi veren Divriği Vakfı'na ve Divriği Kültür Derneği'ne ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte Türk milletiyiz ve Türkiye Barolar Birliği Türkiye'dir. Hukukun üstünlüğü savunmasında Türkiye'yi temsil etmektedir. Bu bizim kurumsal veya kişisel meselemiz değildir. Bu Türk milletinin meselesidir. Bu sebeple değerli başkanlara, vakıf ve dernek yönetimine duyarlı davranmaları ve bugün burada dayanışmaya gelmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Ben Divriği Vakfı'nı ve Divriği Kültür Derneği'ni tüm mensuplarını 24 Şubat'ta saat 13'te Ahmet Taner Kışlalı'ya bekliyorum Ankara'ya. Çünkü Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız Türk milletine emanettir. Tekrar tekrar iki muhterem başkanıma
teşekkürlerimi sunuyorum. Önce Divriği Vakfı Başkanı Doktor Muharrem Köse'ye sözü vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim geldiğiniz için. Buyurun. Başkanım, öncelikle teşekkür ediyoruz. Tabii gündem anlamında demin de bahsettiğiniz gibi Türkiye Barolar Birliği sadece bir meslek örgütü gözüyle bakmadığımız ve 81 milyon insanımızın, vatandaşımızın hiç din, dil, ırk, cinsiyet ayırmadan herkese eşit mesafede ve eşit uzaklıkta olarak bir görev yaptığınızı düşünüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin ana unsurlarından biri olduğunuzu düşünüyoruz. Bu anlamda sizin yanınızdayız başkanım. Çok teşekkür ederim efendim. Varlığınız büyük güç vermiştir. Tüm mensuplarınızı 24 Şubat'ta bekliyoruz. Başımızın tacısınız. Efendim, Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal'a da ben söz vermek istiyorum. Şeref verdiniz muhterem başkanım. Biz de dernek adına teşekkür ediyoruz başkanım. Bizler de sizlerin yanınızdayız. Mücadeleniz hepimizin mücadelesi. Sadece Türkiye Barolar Birliği'nin mücadelesi değil, Türkiye'nin mücadelesi olduğuna inandığımız için buradayız, yanınızdayız. Hep yanınızda olacağız. Tekrar bu mücadelenizi yürekten kutluyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de buradan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet aklıyla yönetilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı devlet aklının dışında ve devletin dışında önüne bu projeyi koyanları iyi tespit etmelidir. Arkasındaki gerçekleri iyi tespit etmelidir. Türkiye bir büyük tuzağa düşürülmek isteniyor. Bu tuzağa düşme lüksümüz artık yoktur. Kandırılma, tuzağa düşme kotamız dolmuştur. Ordumuz Afrin'de seferdedir. Terörle mücadele büyük bir hızla yürümektedir. Hukuk çerçevesinde terörle mücadele etmek zorundayız ve içeride de birliğimizi korumak, her türlü ayrımcılıktan uzak davranmak durumundayız. Türkiye Barolar Birliği'ne ve baroları hedef alarak içeride bu milli birlik, beraberlik sağlanamaz. Dışarıya da verilen mesaj, eğer barolara ve Türkiye Barolar Birliği'ne dokunulacak olursa, Türkiye diktatörleşmiştir. Türkiye Saddam'ın Irak'ına, Esad'ın Suriye'sine veya Kaddafi'nin Libya'sına dönmüştür mesajı verilecektir ve Türkiye'ye müdahalenin şartları oluşacaktır. Türkiye'nin komşularının bir karış toprağında gözü olmadığının açıkça ortaya konması gereklidir. Türkiye'nin mutlaka komşularıyla iyi işbirliği içerisinde yürümesi gereklidir. Bu çerçevede bizim hedef alınmamızın sebeplerinden biri, kripto FETÖ'cüler tarafından hedef alınmamızın sebeplerinden biri, Afrin harekatında Suriye devletiyle iyi ilişkiler kurmak suretiyle yürüyelim demiş olmamızdır. Aradan emperyal güçleri çıkaralım ve Suriye devletini kazanarak onunla ittifak içinde yürüyelim, teröristleri bu şekilde temizleyelim demiş olmamızdır. Tabii bundan hoşnut olmayan kripto FETÖ'cüler Türkiye Barolar Birliği'ne yönelik operasyona düğmeye basmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bir kez daha uyarılması gereklidir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. 24 Şubat'ta. 24 Şubat'ta bekliyoruz efendim. Evet. Milletimizi bekliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.